Evet, eksiltmeyi yaptık. Son 6 ilmek kaldı. Biraz uzunca bir ip kesiyoruz. Şu şekilde çıkartıyorum. İpi çektik ve buradan çıkardık. Uzun bir etamine iğnesine ihtiyacınız var. Yani mümkün olabildiği kadar uzun etamine iğnesi veya yün iğnesi. Ben yün iğnesini bu tarz şeylerde kullanmıyorum çünkü kırılabiliyorlar. Metal iğneler daha iyi oluyor. Bakın nasıl toplayacağımızı göstereceğim. Şu şekilde, şöyle, şu şekilde dışarıdaki ilmeklerden geçiriyorum. Şöyle. Şu şekilde. Her 6 ilmek tane geçiriyoruz. Şunlarla geçireceğim. Sonrasında yavaşça çekeceğiz. Şu şekilde. Şöyle. Bakın düzgünce kapanmış oldu. Şimdi bal kabağını bal kabağı yapan noktaya geldik. Şöyle. Bal kabağını şöyle tam ortasından iğneyi batırıyorum. Şöyle tam orta deliğinden. Ve poposunun ortasından çıkmam gerekiyor. Şöyle çıkamadım. Bakın tam poposunun ortasından çıktım. İpimi çekiyorum. Şöyle bakın gördüğünüz gibi böyle şekil verebiliyoruz. Şimdi şurada artırmalarımızı yaptığımız yerleri görüyoruz ya, tam oralara denk gelecek şekilde 6 tane dilim yapacağım. Bakın mesela bunu şu şekilde şöyle bakın ipi alttan aldım. Etrafına doladım. Tekrar ortasından batıyorum ve poposundan çıkacağım. Çıktım. Ama bu sefer bunu böyle iyice sıkacağız. Şöyle. İyice sıkacağız ki şu dilimimiz oluşsun. Şöyle. Sonra tam karşısından geçirdim ipi. Yine ortasından batıyorum ve poposundan çıkıyorum. Şu şekilde. Bakın diğer dilim. Sıkı tutmaya çalışıyorum. Şöyle buradan batırdım. Yine ortasından çıkıyorum. Şu şekilde. Sonra iyice gerdirmeniz gerekiyor. Bu önemli. Tekrar buradan battım ve ortasından çıkacağım arkadan. Şu şekilde diğer dilim de oluştu. Tekrar dışarıdan doladım. Dilim yapacağım. İstediğiniz kadar dilim yapabilirsiniz. Yani 6 diye şartlamayın. Ben tam işaretlerin üzerinden yaptım. Mesela bir tane dilim de buraya yapalım. Daha ince dilimli bir bal kabağı olsun istiyorsanız birkaç dilim daha yapabilirsiniz. Bakın bu şekilde istediğiniz kadar dilim yapabilirsiniz. Mesela ben bunu diğerleri kalın dilimli olmuştu. Ben bunu biraz ince dilimli bir bal kabağı yapayım. Bakın. Bu şekilde. Şu kalın dilimin ortasından da tekrar ip geçiriyorum. Ve arkadan çıkartıyorum. Şu şekilde. İyice gerdirmeniz önemli. Gerdirirken bir elinizde de tutmayı unutmayın. Çünkü o şekilde tutmadığınızda ip kayabiliyor. Bakın mesela bunu sokarken bu elimle ipini tutuyorum ki diğer sıktığım dilim gevşemesin. Bu şekilde bir sürü dilim olan bir bal kabağım oldu. Mesela doğal gözükmesi açısından bu dilimde mesela daha kalın olabilir. Ya da bunu da bu şekilde dilim yapabilirsiniz.
Kararsız kaldım. Neyse, bunu da dilim yapacağım. Bu şekilde istediğiniz kadar dilim yapabiliyorsunuz. Bakın, bir sürü dilim oldu. Bunu nasıl kapatacağız? En son yaptığınız dilimden bir kere daha geçiyorsunuz. Sıkıştırabilmek adına bu gerekli. En son yaptığınız dilimden bir kere daha geçtikten sonra popo kısmından çıktınız. Popo kısmından geri yukarı doğru gideceksiniz popodan. Şu şekilde. Şu şekilde. Şöyle bir daha aşağı doğru batıp yukarı doğru çıkarak bunu sabitlemiş oluyorsunuz. Yani en son sabitlemeyi bu şekilde yapıyoruz. Kestim ipimi de. Bakın arkadaşlar, bal kabağının olayı bu. Turuncu bir top yapıp iple gerdirerek dilimler yapıyorsunuz. Şu kısmın görüntüsü hiç önemli değil çünkü sap yapacağız oraya. Ben bakın iki bal kabağı arasındaki fark. Burada ben direkt 6 dilim yaptım artırmaların üzerine. Bu da çok daha tombik, pufidik bir bal kabağı olarak duruyor. Burada da 6 dilim yaptım mesela. 7 dilim yapmışım burada. Burada yine 6 dilim yapmışım. Burada daha fazla dilim yaptım. Bu şekilde. Şimdi sapını yapalım. Sapı için yeşil ip kullanacağım. İçerisinden çıkaralım. Sapını da bal kabağının büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. Yani ben mesela bunda daha ince bir sap yaptım burayı. Bunda daha kalın bir sap yaptım. Tamamen bal kabağının büyüklüğüne bağlı. Bununkini de bununla eşit yapalım. Bence o şekilde güzel olur. Sihirli halka yaptık yine. 1 2 3 4 6 tane yapacağız. Altı tane, 2, 4, 5, 6 tane olmuş. Bir tane daha yapalım. 6 tane yaptık. Sonrasında direkt bu ilk ilmeğe batıyorum yine. Şu şekilde. İlk ilmeğe battım. Ördüm bal kabağındaki gibi. 6 ilmeği örüyorum. Ya burada artırma yapmıyorum. Çünkü sap burası. Şu şekilde. Direkt örüyorum 6 İstediğiniz uzunlukta sap yapabilirsiniz. Ama bal kabaklarının sapları birazcık kısa olduğu için kısa yaptım. Şu şekilde. Kısa bir sap yapacağız. Ben bunu birazcık öreyim. Sonra alt kısmından devam edelim. Ben bu sapı 6 sırayı yani 4 sıra ördüm. Benim için yeterli 4 sıra bu bal kabağı boyuna. Şimdi her birine çift batacağız. Yani 2 kere batıyorum. Bal kabağına başladığımızdaki gibi 12 ilmeğe ulaşacağız. Şimdi şu genişliğini yapacağız. Onu da şurayı kapatacak ölçüde ayarlayacağız. Dediğim gibi istediğiniz boyda bal kabağı yapabilirsiniz. Turuncu bir top yapıp iplerle gerdiriyorsunuz. Farklı şekillerde bir sürü bal kabağı yapan insan var. Ben bunu bu şekilde düşündüm. Ve beğendim de. O yüzden bu şekilde yapıyorum. Saçma bir cümle oldu ama neyse. Bakın nasıl ölçüyorsunuz? Bunu yaptım mesela 12 artırdım ya. Koyun bakın küçük gözüküyor. Bence küçük oldu yani. Bunu o yüzden bir tek bir çift şeklinde 18'e kadar da artıracağım. Sonra tekrar ölçeceğim. Bu şekilde ölçerek yapacaksınız. Daha büyük bal kabağı yaparsanız sapını da daha kalın yapacaksınız. Ben direkt 6'yı ördüm. Siz daha büyük bal kabağında mesela 6'yı 12'ye çıkarıp 12 ilmeği örün. Daha kalın bir
sap elde edersiniz. Birazcık içinde doldurun o zaman sapın. Çok, yani sapın içi çok önemli değil. Doldursanız da olur, doldurmasanız da. Hani sert dursun diyorsanız doldurursunuz. Ben doldurmuyorum sapları. Yaprak isterseniz ekleyebilirsiniz. Ben eklemedim. Çünkü genelde üzerinde yaprağı kalmıyor. Bakın bu şekilde bence iyi. Yani 18 ilmeğe ulaştığımda bence balkabağı için bu boy iyi. Şimdi en son bakın en son ilmeği şöyle tekrar atıma takayım. En son ilmeğe bir sık iğne yaptım. Sonrasında çıkardım, içinden geçirdim. Sonra şöyle yaptım. Ve kısa kestim. Çünkü bunu kendi ipiyle yeşil iple dikmeyeceğim. Bunu normal sıradan bir dikiş ipiyle dikeceğim. Belli olmasın diye. Dikiş ipi daha çok iş görüyor. Bu parça iplerini de hep içine atıyoruz. Kısacık kesmiyoruz. Böyle içine taktık. Sonrasında bakın. Şöyle. Bu şekilde bunu dikeceğiz. İnce ben siyah bir dikiş ipi kullanacağım. Turuncu tarafına gözükmeyecek şekilde dikeceğiz. Siyah ip kullanmamın sebebi bu. Koyu bir yeşil olduğu için siyah ip bunda belli olmuyor. Ama eğer aynı tonda yeşil dikiş ipiniz varsa tabii ki daha güzel olur. Bu şekilde koyuyorum. Ve bunu buraya böyle kenarlarından sabitleyeceğim. Böyle bir şeyi dikerken iki renkli mesela iğneyi şöyle çıkarabilirsiniz. Şu kısımları dikmek biraz zor oluyor. Böyle çıkarabilirsiniz. Sadece çıkardığınız yerden geri bu şekilde ilerlemeniz gerekiyor. Böylece turuncu da siyah ipler kalmamış olacak. Şu şekilde. Hem yeşil dikmiş olacaksınız hem turuncu da siyah ipler kalmamış olacak. Şimdi ben bunu dikeyim. Evet, balkabağımız da bitti. İşte bu şekildeydi. Umarım keyifle izlemişsinizdir ve keyifle örersiniz. Ördüklerinize beni etiketlemeyi unutmayın. Instagram, MRS Yumak, YouTube, Nilüfer Keskiner. Ördüğünüz balkabaklarını merakla bekliyor olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada bir sonraki videoda neler yapalım, ne tarz şeyler isterseniz bunu da yorumlara yazarsanız ben de ona göre sizin istediğiniz şeyler doğrultusunda video çekebilirim. Kendinize iyi bakın.